İşveren markasında geleceğin deneyimlerini bu yıl Future Experience teması altında konuşuyoruz. O zaman hazırsanız mikrofonu işin profesyonellerine bırakıyoruz. Hadi gelin onları dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Ben sizi tanıyorum ama seyircilerimize de sizi tanıtmak isteriz. Sizden biraz bahsedelim. Biraz da çalıştığınız şirketten bahseder misiniz bize? Tabii ki. Ben Ahsen, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda işveren markası ve iç iletişimde yönetici yardımcısı olarak çalışıyorum. Türkiye Finans Katılım Bankası işveren markası ve iç iletişim kavramlarını çok fazla önem gösteren bir şirket. 2019 yılından itibaren de bu kavramı yaşatmak için elinden geleni yapıyor. Ve o zamandan beri de aslında 3 İK firması ile beraberiz diyebilirim. Hoş geldiniz tekrar. Peki içeride işveren markası ve çalışan deneyimi için neler yapıyorsunuz? Onlardan bahseder misiniz? Hangi birinden bahsetsem ki diye. Aslında biz de sektöre ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hem globale hem Türkiye'ye. Bu noktada özel günlerden kampüs yönetimine, işveren markası projelerinden tutun da HR marketing'e kadar birçok alanımız var aslında. Bu yıl değişiyor. Aslında biz bunu biraz daha konsept yönetiyoruz. Geçtiğimiz yıl sosyal sorumluluğa çok fazla önem gösterip biraz daha bunun üzerine projeler yaparken bu yıl biraz daha çalışan bağlı çalışan deneyimi üzerine yoğunlaşıyoruz. Dijitalleşme üzerine yoğunlaşıyoruz ve çok yakın dönemde de yılbaşında fonksiyonlarımıza kültür şapkası da eklendiği için ona uyum sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Güzel. Burada dijitalleşme dediğiniz için size şöyle bir şey sorayım o zaman. Gelecekte bizi çalışan deneyimi olarak neler bekliyor acaba? Bence çalışan deneyiminde bütün süreçlerde bir dijitallik bizi etrafımızı saracak, sarmaya da devam ediyor. Bu adayın ilk firmayla karşılaşmadan öncesinden hatta karşılaştıktan sonra, çalıştıktan sonra ve ayrıldıktan sonra da bir dijitallik etrafımızda olacak. Mülakat sürecinden makine öğrenimiyle öğrenmeye kadar, gelişime kadar her an bizimle aslında dijital dünya. Bunu biraz daha kullanabilmek önemli. Yani burada çok güzel bir şey söylendi. Yapay zeka insanların yerini almayacak. Yapay zekayı kullananlar, yapay zeka kullanmayanları yedekleyecek. O yüzden ne kadar çok dijitalliğe ayak uydurmaya çalışırsak o kadar çok bizim için de güzel olacak diyebilirim. Peki burada bugün boyunca bir de şöyle bir şey konuşuldu. Genç yetenekler ve onların kazanımı. Genç yetenekler acaba ne bekliyor? Genç yetenekler bence samimiyet bekliyor. Bu çok basit bir trik aslında. Ben biraz daha her kuşağa uyum sağlamaya çalışan bir insanım. Z kuşağı gibi gözüksem de yıllarım, doğduğum yıllar buna uyum sağlasa da ben her kuşaktan bir şey almaya çalışıyorum kendimce ve görüyorum ki aslında Z kuşağı gerçekten samimiyet görmek istiyor. Yani şeffaflık bir yerde de bu. Biraz daha hülya satan firmalardan çok gerçekten zorluksa en başında bunu bileyim ve ben ona göre hazırlanayım. Çünkü herkesin kafasında şöyle bir şey var aslında. Z kuşağı kolaylık ister, Z kuşağı biraz daha dinamizm ister aslında kolaylıktan çok ya da dürüstlük ister bence. Ben de bir Z kuşağı üyesi olarak söyleyebilirim ki ben zorluğu en başında bilirsem bununla savaşmaya hazır birisiyim. Çok fazla çeviklik ihtiyacı duyan birisiyim. O yüzden bence Z kuşağı şeffaflık ve samimiyet istiyor. Peki bizi bunların ışığında acaba ileride nasıl liderler bekliyor olabilir sizce? Kesinlikle az önce bahsettiğim kavramlara dikkat eden liderler olacak bence. Daha çok insan odaklı, herkesin konuştuğu bir insan odağı var ama bunu ne kadar uygulayabildiğimiz de aslında çok önemli. Yani süslü sözler mi yoksa gerçekten canla beraber çalışırken canın değerlerine önem göstermek mi? Kendi değerlerimize uygun çalışmaktansa karşımızdakinin değerini biraz daha anlayıp onun değerlerine de biraz uyum sağlayarak çalışmak çalışan liderler bizi bekliyor bence umarım. Bugün gün etkinlik nasıl geçti sizin için? Bir de gün boyunca konuşmalardan böyle etkilendiğiniz, biraz önce bahsettiğiniz ama böyle de bir şey var dediğiniz konuşmalar oldu mu? Tabii ki oldu. Benim için Employer Brand Summit her geçen yıl daha güzel geçiyor ve fark ediyorum ki bu işi tutkuyla yapma sebebimin bir sebebi de var. O yüzden etkilendiğim şeylerden biri de aslında ne kadar çok içeriden dışarıya giden deneyime önem gösterildiği oldu. Yapılan konuşmalarda aslında çalışan deneyiminin içerideki deneyim iyi oldukça dışarıya da çok fazla yansıyacağı konuşuldu. O yüzden benim için çok keyifli, çok etkileyici bir zirveydi, nicelerine diyorum.
Nicelerine. Benim sormayı unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Bence her şeyi sordun. O yüzden teşekkür ediyorum tüm 3İK ekibine. Bizi işveren markasıyla her yıl buluşturduğu ve biraz daha işveren markası konuştuğumuz etkinlikler olduğu için.